Ali Asaf hocam. Peki. Konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz. Konu ne? Eylül. Eylül. Konu Eylül'se böyle ayaküstü olmaz. Gel aşağı inelim. Yok gerek yok yani. Ben burada da konuşurum. Siz benim ablama ne yapmaya çalışıyorsunuz? Oo. Çok sevmeye çalışıyorum. Sana göre? Ben sizi izliyorum. Yani o kadınla ikinizi. O kadın? Nazlı. Yani işte Nazlı mı her ne belaysa. Aranızdaki tuhaf bağın da farkındayım ve çok rahatsız oluyorum. Gel İpek'cim. Gel şöyle. Bak İpek, sen ne gözlemledin, ne gördün bilmiyorum ama... aramızda bir bağ yok. Yani vardı, 16 yıl önce koptu. Tamam mı? Vallahi hocam ben gördüğümü söylüyorum. Bilemem. Yani benim sizinle bir derdim yok. Ama o kadından hiç hoşlanmadım. Kusura bakmayın eski karınız ama. Ben her zaman Eylül'ün takımındayım ayrıca. Eğer ablamın canı sıkılırsa sizin hakkınızda da hiç olumlu şeyler düşünemem. Sen ne gördün de bu kadar yükseldin acaba? Koridor. Koridorda gördün değil mi bizi? Bir de sizin eve yemek yapmaya gitmiş. Bugün ne alaka yani? Duruyorsunuz. Durmayın. Şimdi hemen hızlıca verecek bir cevabınız olmak zorunda. Biliyorum ablama aşıksınız. O da size çok aşık. Ne güzel bulmuşsunuz birbirinizi işte. Ama ablam ona buna, Nazlı'ya, hatta bana bile benzemiyor. Ben Eylül'ün kimseye benzemediğini biliyorum zaten. Ama işte siz böyle bir an duraksadığınızda biraz önceki gibi durduğunuzda... arkasına bakmadan çekip gidebileceğinin farkında mısınız? Bırakır gider hocam. Eylül vazgeçtiği insanlardan sevmediği için vazgeçmedi ki. Beni sevmiyor muydu? Babamı sevmiyor muydu? Çok seviyordu. Ama çekip gittiğinde bu sevginin hiçbir önemi kalmaz. Bak İpek'ciğim, telkinlerin için teşekkür ederim. Ama ben Eylül'ün üzülmesine de... beni bırakıp gitmesine de neden olacak hiçbir şeye ve hiç kimseye izin vermem. Tamam mı? Merak etme İpek'ciğim. İnşallah.